Biz buna teslim olmayacağız. Bu iş buradan söylüyorum. Ben sizinle uğraşacağım, uğraşacağım. Ben sizinle uğraşacağım. Bu kadar net. Bu kötülükle, bu kötülükle mücadeleyi, bu kötülükle mücadeleyi büyüteceğiz. Cumhuriyetin ve demokrasinin çürütülmesine asla seyirci kalmayacağız. Asla seyirci kalmayacağız. Atamızın, milletimizin bize emaneti olan bu cumhuriyeti yüzyıllar yaşatacağız. Asla bu cumhuriyeti geldiği yere, o oligarşik, monarşik anlayışa, otoriter anlayışa asla teslim etmeyeceğiz. Cumhuriyetimizin ve ülkemizi yoran bu zikzaklarla zorlu dönemi bitirip dün ne başardıysak yarın da birlikte başaracağız. Bunları ne yapacağız biliyor musunuz? Hep birlikte evine göndereceğiz, evine. Hep birlikte evine göndereceğiz. Değerli dostlarım, bizi ne yasaklar, ne mahkemeler, ne tehditler, ne de kumpaslar durduramaz. Milletin sözünün başladığı yerde muktedir olduğunu düşünenlerin zulmü biter, bunu unutmayın. Zulmü biter. Zalimin zulmünü yok edecek olan demokrasilerde milletin sözüdür. Hani var ya, yeter söz milletin dendiği yıllar da vardır. Ama en güzeli ne biliyor musunuz? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bakın, şu bileği görüyor musunuz? Seçimlerde bükemediğiniz bileği yasaklar ve tutuklamalarla, kayyımlarla bir milim bile yemeyeceksiniz, bir milim. Çünkü kendi iradesini, milletin iradesinin üstünde görenler artık bu ülkede muktedir kalamayacaklar. Buna hep birlikte son vereceğiz. Bu ömrü bu yola adayacak milletin sesine ve iradesine vurulmak istenen darbeyi alaşağı edecek milyonlarca vatandaşımız var, milyonlarca. Sevgili dostlarım, biz, bakın burası çok önemli. Burasını iyi dinleyelim. Biz meselelerimizin çözümünü gizli saklı hesaplardan, gizli saklı çıkar hesaplarından aramıyoruz. Ortak değerlerimizde arıyoruz, ortak. Kimsenin hakkını yememekte, herkesin hakkını ona teslim etmekte arıyoruz. Her bir vatandaşımızın özgürce söylediği sözde, toplumsal mutabakatlarda, toplumsal uzlaşılarda arıyoruz. Bakın, Esenyurt'ta biz iki elimizi de sıkmadan, saklamadan açtık kardeşlerimiz, öyle değil mi? Gönlümüzü açtık kardeşlerimiz, öyle değil mi? İşte sadece Kürt kardeşlerimizle değil, Kürt vatandaşlarımızla değil, bütün vatandaşlarımızla, bütün kardeşlerimizle biz elimize gizli bir sözleşmeyi, bir elimizde gizli bir sözleşmeyi, diğerinde ise tehdidin, şantajın sopasını hiç saklamadık, hiç. Her şeyimiz açık oldu. Çünkü biz gönlümüzü açtığımız insanlarımızın bizim canım vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz.
açtık ellerimizi, kollarımızı, şartsız ve samimiyetle, güvenle açtık. Vatandaşıma hizmet etmek istiyorum kardeşim. Benim tek şartım var. O benim vatandaşım. Onun evladı benim evladım. Onun kızı benim kızım. Onun oğlu benim oğlum. Onun genci benim gencim. Hanımefendiler benim başımın tacı. Beyefendiler benim başımın tacı. İşte burada biz hep birlikte oturduk, konuştuk, yarıştık, anlaştık. Medeni bir rekabetle her daim vatandaşımıza böyle baktık. Kaybedene tepeden bakmadan hep beraber kazanmanın tadına varma yolunu seçtik. Ne oldu? Esenyurt'ta başkanına karar vermedi mi? İşte bu kadar. Ahmet Özer'i seçmedi mi? Esenyurt'ta kucaklaşanlar buraya tek şey istedi getirmeyi. Barışı, huzuru, kardeşliği. Esenyurt'ta geçmiş yıllarda yapılan talanı bertaraf edip buradan uzaklaştırdık diye millet dua ediyor, dua. Talan ettiler Esenyurt'u, talan ettiler. Talan ettiler. Esenyurt'u o akıl bir daha yönetemeyecek. Bir daha yönetemeyecek. İşte Esenyurt'ta bakın, kapalı kapılar ardında kimsenin kariyer hesapları yapılmadı. Esenyurt'ta barışı ve huzuru herkesin kendini özgürce ifade ettiği medeni, demokratik ve aynı zamanda toplumsal mutabakat da sağlama gayreti gösterildi. Siz Esenyurt'un barışına, huzuruna hep birlikte teslim olmadınız mı? Siz ne yaptınız? Siz ne yaptınız? Kucaklaştınız. Peki bugün yargının sopasıyla sizin inşa ettiğiniz o barış ve huzur ortamı bertaraf edilmek istenmiyor mu? Ayıp değil mi? Milletin iradesini yok saymak cumhuriyetimize, demokrasimize yakışıyor mu? İşte barışı, huzuru paramparça ettiler. Bakın sevgili hemşerilerim, buradan onlara sesleniyorum. Ellerinizi gizlemeyin kardeşim. Onlara sesleniyorum, ellerinizi gizlemeyin. Ellerinizi açın, gösterin. Arkanızda sakladığınız öbür elinizi de açın. Buradan iktidara sesleniyorum. Elinizde sakladığınız baltanızı, balyozunuzu, sopanızı bir kenara bırakın. Tehdidi, şantajı bir kenara bırakın. Milletle sözleşme mi yapmak istiyorsunuz? Sözleşmeler verilen sözlerle yapılır. Önce milletin tercihlerine saygı sözü verin, saygı. Önce milletin tercihlerine saygı sözü verin. Seçme özgürlüğünü sağlayın. Milletin seçtiklerine değer verin. Milleti sizi seçmediği için cezalandırmayacağınızı garanti edin. Sizi seçmese de milletin egemenliğine, iradesine helal getirmeyeceğinizi garanti edin. Tüm yarışları adil, demokratik ve medeni kılma sözü verin. Sizi geçiyor diye ayağına çelme takmayın. Böyle bir yarış, böyle bir demokrasi olmaz. Siz rakiplerinizi korktuklarınız, korkmadıklarınız diye ayırmayın. Ayırmayın. Millet kiminle yarışmanızı isterse korkmadan, çekinmeden onunla yarışın. Zaten buradan söyleyeyim. Vallahi billahi Esenyurt meydandan söyleyeyim. Beni duysunlar. Korkunun ecele faydası yok. Korkunun ecele faydası yok. Bu kadar net. Bu millet bütün bunları yaptığınız yerde huzuru, barışı ve kardeşliği inşa eder. Hep etmiştir, gene eder. Millete güvenin. Milletin iradesine teslim olun. Biz sorunların çözümünün karşısında olmayız.
sorunların çözümüne destek oluruz. Yeter ki siz çözümlerde samimiyeti, ciddiyeti ve tutarlılığı gösterin. Tutmuş, uzattığım el havada bırakılmasın diyor. Söylesenize sizin elinizde ne var bu millet biliyor mu? Ellerinde ne olduğunu bu millet bilmiyor.